Enerjisa günlük enerji bülteniniz sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 20 Mayıs 2024. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Irak yönetimi petrolde anlaşamadı. Kuzey Irak'tan Türkiye'ye petrol ihracının yeniden başlaması konusunda Irak merkezi yönetim ve petrol şirketleri arasında yapılan görüşmelerde ilerleme sağlanamadı. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz, düzenlenen basın toplantısında piyasadaki gelişmeleri değerlendirdi. Elektrikli sübvansiyon miktarının bu yıl 5.7 milyar doları bulacağını belirten Erdeniz, sürdürülebilir sektör gelişimi için fiyatların maliyetleri yansıtan bir düzenleme taşınması önemli dedi. Kontek Enerji İş Geliştirme Müdürü Ayhan Şahin, dünyada ve Türkiye'de değişen iş yapma modellerini ve finansman modellerini değerlendirdi, dinliyoruz. Biz burada mevzuatla uğraşa duralım. Adamlar iş modellerini geliştirmişler. Diyor ki işini diyor 30 milyon dolar veya 25 milyon dolar üzerindeki bütün depolama artı rüzgar, depolama artı güneş yatırımlarınızın finansmanıyla beraber getiriyorum diyor. Bana diyor 30 milyon dolarınıza iş getirin kardeşim Türkiye'de diyor. Gerisi bende size 20 yıl, 22 yıl ödeme vadesi açıyor. 20 yıl. Siz Türkiye'de bugün kredi almakta zorlanıyorsunuz. 1 yıllık. Adam 22 yılla geliyor. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Bunun anlamı bizim EPC modelinde çalışan, yani müteahhitlik modelinde çalışan sektörde pek de yaşam hakkı tanımak istemiyorum diyor. Bunlar dünya devleri. Size net konuşayım yani. Dünyanın en büyükleri. Yanlış mı yapıyorlar? Doğru yapıyorlar kendilerine göre. Biz de ona göre ne yapmamız lazım? Finansmana ulaşabilir bir duruma gelmemiz lazım. Kontek Enerji'den Ayhan Şahin, Türkiye'de mevzuatla ilgili çalışmalar devam ederken dünya devi enerji şirketlerinin uzun vadelerle pazarda söz sahibi olmaya başladıklarını ifade etti. Sabancı Holding'in dolaylı iştiraki Sabancı Renewables, Amerika Birleşik Devletleri Teksas'taki 272 MW'lık güneş yatırımı Cutlass 2'yi devreye aldı. Devreye alınan santralin yıllık bazda 15 milyon dolar kadar FAMÖK yaratması hedefleniyor. Şirketin Amerika'daki ikinci yatırımı olan 232 MW'lık güneş enerjisi santrali ve 60 MW depolama kapasiteli Oriana GES'in inşaatı da planlandığı takvime uygun şekilde devam ediyor. Türkiye'deki depolamalı rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi sistemleri projelerinin mevcut durumu ve geleceği ikinci enerji depolama sistemleri zirvesine masaya yatırılacak. Zirve, kamu ve özel sektörden üst düzey paydaşların katılımıyla 22 Mayıs Çarşamba günü Ankara'da düzenlenecek. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre yurt dışında enerji üretim maliyeti Nisan ayında bir önceki aya göre yaklaşık %3 artarken, bir önceki yıla göre %75'in üzerinde yükseldi. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi TEİAŞ, Nisan ayı bağlantı başvurularını değerlendirdi. TEİAŞ, 26 başvurudan 16 lisanssız güneş ve rüzgar santrallerinin başvurusunu olumlu olarak değerlendirdi, ancak bölgesel kapasite kısıtı nedeniyle teknik değerlendirmeye alınmadı. 7 başvuruda bölge kapasitesi kısıtından dolayı öncelik sıralaması sonucu sisteme bağlantı hakkı kazanamadı. Vefa Grup Van'daki kömür ocağında TÜVENAN kömür üretimini yılda 4 milyon ton artırarak 7 milyon tona çıkaracak. Projenin değerinin 66 milyon TL'yi aşması bekleniyor. Acıbadem Sağlık Grubu Eskişehir'de güneş enerji santrali kuracak. Grup elektrik ihtiyacı için kuracağı 62 MW'lık santrale yaklaşık 2 milyar lira yatırım yapacak. Sabancı topluluğu iştiraklerinden ÇİMSA'nın Eskişehir'de kurmayı planladığı güneş enerji santrali projesi ÇED onayı aldı. Santral hayata geçtiğinde 10 MW kurulu gücünde olacak. Karaca'da yenilenebilir enerji Batman'da yaklaşık yarım milyar liralık harcamayla 15 MW kurulu güçte depolamalı güneş enerji santrali kuracak. Santralde yıllık 30 milyon kWh elektrik üretilmesi öngörülüyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, KPSS puanı ile değerlendireceği 2 kimya teknisyeni ve 20 güvenlik görevlisi olmak üzere 22 kişiyi işe alacak. Başvurular E-Devlet üzerinden online olarak en geç 2 Haziran 2024 günü gece yarısına kadar yapılacak.
Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları İran Cumhurbaşkanı reisinin helikopter kazasında hayatını kaybetmesine tepki vermedi. OPEC cephesinde de politika değişikliği beklenmiyor. Brent tipi petrolün varili 84 dolarlardan işlem görürken, Batı Teksas tipi petrol ise 80 dolarlardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasını 21 Mayıs 2024 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2346 lira 78 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyatı saat 18-19 dilimi için 2700 TL, minimum fiyatı saat 12-13 dilimi için 1608 lira 48 kuruş oldu. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan Enerji Bülteni'ni dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın Yönetmeni Mehmet Kara. Haber Müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik Yapım Resul Buksur. Enerjisa Günlük Enerji Bülteni'ni sundu.